her maç olduğu gibi zor bir maç olacağını bekliyorduk. Öyle de oldu. Çünkü özellikle bizim kadro yapımız itibariyle, kadro kalitemiz itibariyle rakipler analizini yapıyor. Biraz kapalı oynuyorlar açıkçası. Dolayısıyla içerideki maçları biraz geç de olsa, süresi geç de olsa kazanıyoruz. Ama en önemli bizim artımız disiplinli oynamak, sabırlı oynamak. Sabır oynadığınız zaman illaki bizim oyuncularımız üretmeye çalışıyorlar. Bugün de oyunu yöneten aslında bizdik. Pozisyonlara da girdik. İlk kere bir gol bulabilsek her şey daha farklı olabilirdi ama dediğim gibi bu tarz maçlarda golü bulmak önemli. Golü biraz geç bulduk. Ben oyuncularımı kutluyorum. 7'de 7 yaptılar. Yaptık. Devam ediyoruz yolumuza. Asla rehavete kapılmadan. Bu çünkü 7'de 7 bizim ileride belki yaşayacaksak puan kaybı. Bunun bir kredisi olarak da değerlendirebiliriz. O yüzden hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Burada taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar bugün yine. Onlara da güzel bir galibiyet sunduğumuzu düşünüyorum. Bugün en önemli şey, takımın adına en olumlu şey bana göre maç 0-0 iken de, 1-0 iken de 90 artısına kadar mücadeleyi bırakmaması, oyun disiplinden kopmaması ve birbirleri için, bu arma için, forma için mükemmel mücadele etmeleri. Yani ben skorunda değilim. Bugün Allah korusun kazanamaya da bilirdik. Berabere de kalıp mağlup da olabilirdik ama ben yine oyuncularımı bu mücadelelerinden dolayı kutlardım. Bugün de yine kutluyorum. Camiye de hayırlı olsun. Sor sola. Ali abi. Hocam tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Karşılaşma öncesi ve ligin tamamına baktığımız zaman tüm istatistiklerde, tüm rakamlarda çok önde bir Gençler Birliği vardı. Ama bugün bir hayli zorlandığını gördük. Zemine değinmediniz ama zeminin bugün belirleyici olduğunu zannediyorum. Maç öncesi yağan yağmur veya bu kadar zorlanmamızda rakip ne kadar dirençliydi, etkisi oldu mu hocam? Şöyle, zemine de değiniyor. Bu sefer de burada çalışanlar da biraz onur etmek lazım eğer yapıyorlarsa ki ben 3-4 gün önceki yorumumda aslında değinmek istemiyorum. Ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Cımbızla alıyorlar. İşte onu başka yerlere çekiyorlar. Ben yani sadece zeminin kötülüğüne dikkat çekmek istiyorum ama dediğim gibi benim hedefimde başka bir şey yok. Bunu öncelikle belirteyim. Zemin 3-4 günde ben daha iyi gördüm. Mesela kupa maçında oynadığımız zeminden daha iyi gördüm. Şimdi de teşekkür ediyorum. Demek ki bir şeyler yapılmış, çalışılmış, emek sarf etmiş. Burada emek verenlere de teşekkür ediyorum. Ali abi tabii zor gol bulmamızın ana nedenlerinden birisi Afyon takımı gerçekten dirençli bir takım. Adana Spor ve Giresun Spor gibi iki tane önemli deplasmanı kazanarak geldiler. Ve zor gol yiyorlar. Bugün de onu gösterdiler. Yani bence Afyon Cet takımı bu sezon yeni çıkmasına rağmen iyi yolda diye düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Hocam tarihi bir rekor diyebiliriz. Çok kırılması zor bir rekor. 7'de 7 bu ligde. Evet. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Vallahi mutluluk verici. Bizim hedefimiz belli. Ben olayın şu tarafındayım. Hani 7'de 7 yaparsınız da sonraki maçlar sıkıntılı geçer. Yani 7'de 7 yapmak çok güzel. Rekor kırmak güzel. Ama ben şunu önemsiyorum. Özellikle oyuncularımın bu işi sahiplenmesini, bu hedefi kendilerine koymasını, Süper Lig hedefini koymasını özellikle bunu önemsiyorum. Onun için oyuncularıma çok teşekkür ederim. Yani eğer burada çok güzel bir tarihi bir başarı varsa oyuncuların başrolde. Başka sorusu var mı?